Şu anki konumuz teknoloji gelişim bölgelerinde network oluşturma. Evet, bir seri olarak devam ediyoruz. Teknoloji gelişim bölgesinde neler yapabiliriz? Niçin teknoloji gelişim bölgesindeyiz? Bunun üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi de konumuz network konusuna bakıyoruz. Evet, network konusunu alt başlıklar altında inceledim. İşte network'ün ne olduğunu, bölge içerisinde network, yerel alanda, Ar-Ge tasarım merkezleriyle, bölgeler arası, ülke çapında, yurt dışı networkler, network kapsamını yapılabilecekler ve iştahat incelemesiyle konuyu kapatacağız. Öncelikle tabii network kurmak nedir? Bir ona bir bakalım. Karşılıklı olarak birbirine fayda sağlamak amacıyla iş hayatındaki profesyoneller, çalışanlar ve veya potansiyel müşterilerle iş ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye network kurmak, networking olarak tanımlanmaktadır İngilizcesiyle de. Tabii buradaki esas konu bu network kurma sürecinde tarafların birbirine sadece bir şeyler satmak, herhangi bir iş imkanı yaratmak, sosyal içerikli bir bağış kampanyasına veya kuruluşuna finansal destek sağlamak yönünde açık bir tavır göstermesi oluşumuna zarar verebilir. İletişim onun amacı çevre oluşturmaktır. Bu çevrenin katma değeri bahsedilen imkanları da yaratabilir. Bu maksatla zaten network kapsamında faaliyetler yapıyoruz. Network sistemi nasıl çalışır sorusuna şimdi bir yanıt arayalım. Konu incelerken asıl kelimenin çıktığı düşünülen bilgisayar ağları üzerinde açıklanan network sistemi kabaca bir alanda ortak ağ oluşturmak çalışır gibi çalışır ki bu ortak ağ girişimciler için bütün dünyadır. Ve bu bütün dünyada aynı bir kablolarla bağ kurar gibi biz herkesle iletişim kurmaya çalışırız. Böyle bir sistem, network kurmak. Bunu şimdi tabii biraz daha açalım. Yakından uzağa doğru bölge içerisinde neler yapabiliriz? Bölge içerisinde network neler? Bunları bir inceleyelim. Şimdi bölge içerisinde dediğimiz yer tabii ki teknoloji gelişim bölgesi. Teknoloji gelişim bölgesinde bölge firmalarıyla iletişim halinde olmak, bölgede çalışan personel arasında bilgi alışverişi yapılması, yönetici şirketiyle çalışma talep eden girişimcilerle yapılacak işbirliklerinde bölge firmalarının da işbirliklerine katılması, bölgeye gelen üst düzey yetkililere taleplerin iletilmesi noktasında ortak zaman yaratılması. Yani sonuçta yönetici şirket bölgedeki firmalarla beraber, o bağlarla beraber farklı yerlere firmaları taşıyabilir. Veya firmalarla beraber yönetici şirket de tabii farklı yerlere taşınabilir. Hatta bu konuda bir OECD raporu var. Türkiye değerlendirilmiş. Türkiye değerlendirildiğinde şu an en iyi olduğumuz şey Türkiye olarak bu tür yerlerde, KOBİ'lere karşı yapılan faaliyetlerde standartların ve teknik düzenlemenin belirlenmesinde çok iyiyiz. İkinci olarak KOBİ'lere yönelik destek hizmetleri sunmada çok iyiyiz. Ve üçüncü olarak da KOBİ'lerin uluslararasılaşması konusunda çok iyiyiz. Bu konularda yüksek değerlerimiz var. Tabii çok kötü değerlerimiz de var. Bunları tabii bu eksiklerimizi görüp bunlar hakkında çalışmalar yapmamız lazım. En kötü olduğumuz şey iflas ve ikinci şans konusu. Bu konuda sıkıntılarımız var. İkincisi KOBİ'lere yönelik destek hizmetleri. Bu konularda özür dilerim düzeltiyorum. Kurumsal beceriler konusunda KOBİ'lere kazandırmada bir sıkıntımız var. Bir de baktığımızda KOBİ'ler için operasyonel ortam oluşturmada bunlar en kötü olduklarımız. En iyi olduklarımız, en kötü olduklarımız. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Ona göre faaliyet içerisinde bunu düzeltmeler yapmamız lazım. Bu OECD'nin Türkiye üzerine yapmış olduğu bir rapor. Yerel alanda networkler. Nedir yerel alanda networkler? Özellikle tabii yerel alanda üniversitemiz, Aydın Anadolu Endüstri Üniversitesi, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bunlar bizim için yerelde önemli networklerimiz. Bunlarla bağlantıda olmamız, bunlarla işbirlikleri yapmamız, bunlarla ortak faaliyetler yapmamız, proje faaliyetleri yapmamız önemli. Tabii bunları düşünürken bölgemizde de küçük bir notu vermemiz lazım. TÜİK verilerine göre baktığımızda şu an yerel alanda planlamalarda dikkate almamız gereken en iyi olduğumuz konulardan bir tanesi tarım alanları. Şu an 3 milyon 525 bin 580 bin nokta 70 dekar bir tarım alanımız var.
Canlı hayvan değerimiz var. Bu bayağı yüksek. Şu var. İşte mesela tarım alanı konusunda 5 kademe yapılmış TÜİK verilerine göre. Biz 4. sıradayız. Bunu daha da yükseğe taşımamız lazım. Aynı şekilde canlı hayvan değeri konusunda da TÜİK verilerine göre 5 kademe oluşturulmuş. Bunda da 3. derecedeyiz. Bunu da yükseltmemiz lazım. Bu da yerelde bu olaylara vakıf olaraktan aktiviteler yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak tabii işte bu kuruluşlarla iletişim kurulmasında teknoloji gelişim bölgesi bir araç olabilir. Bu kuruluşlarla kurulacak bağlar sayesinde Ar-Ge ve tasarım firmaları bazen sermaye, bazen de başka kuruluşlara ulaşımda araç olarak kullanabilir. Bu tür aktiviteler söz konusu. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Diğer bir konu Ar-Ge ve tasarım merkezleri. Ar-Ge ve tasarım merkezleri tabii önemli teknoloji gelişim bölgesi firmalar için. Çünkü zaten mevzuatı incelediğimizde aslında Ar-Ge ve tasarım merkezleri malum 5.046 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren firmalar. Ama bunlar büyük firmalar. Burada normalde teknoloji gelişim bölgesi daha çok küçük ve orta seviyede şirketler için organize olan bir bölge. Ama tabii büyük şirketlerin burada startupları çok aktif görev alabiliyor. O yüzden bu Ar-Ge ve tasarım merkezlerini dikkatle takip etmek lazım. Bunların yaptığı aktiviteleri ki bunlar çünkü buradaki şirketler için bir yolun ucundaki ışık. Bu firmalar gibi olmaya çalışıyorlar, çalışacaklar. Tabii bu Ar-Ge ve tasarım merkezleri teknoloji gelişim bölgesinde de faaliyet yapabilir. Malum çünkü 5.746'ya göre çalışıyorlar ama 4.691'in yasal avantajları daha fazla. Bu avantajları kullanmak isteyebilirler. O zaman bu aktivitelerden yararlanırlar. Peki neler bunlar? Şöyle bir kabaca bakalım. Alpler var, Beylerbeyi var, ES Metal var, Havuz var, Ok Kardeşler var, Orge Grup var, Özaltın Tarım var, Polat Makine var, Uğur Soğutma var, Yüksel Seramik Sanayi var. Bunlar bu bölgedeki Ar-Ge merkezleri. İki tane de tasarım merkezi var. Can Sanayi ve Çağdaş Cam Sanayi. Bunlar da ikisi de bu bölgedeki Aydın yerelindeki Ar-Ge ve tasarım merkezleri. Tabii teknoloji gelişim bölgesi olarak bunlarla devamlı irtibat halindeyiz. Ortak çalışmalar yapmak için çabalarımız var, uğraşlarımız var karşılıklı. İnşallah bu Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle de güzel faaliyetler yapılabilir. Zaten pek çok yasal konuda Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle teknoloji gelişim bölgelerini bazı noktalarda bağlıyorlar birbirlerine bu özellikle Şubat ayındaki mevzuat değişikliğiyle. Bunları gene ayrı bir çalışmada sunabiliriz. Evet, diğer bir konu bölgeler arası network. Bölgeler arası network düşündüğümüzde de burada tabii diğer teknoloji gelişim bölgeleri ve TTO'lar önemli. Bunların ilk başında en şu an aktif olduğumuz Yaşar Üniversitesi var. Minerva Kuruçka Merkezi. Uzun süredir big projeleri yapıyoruz beraber. 9 Eylül Üniversitesi var, Depark, Detto. Orta Doğu Üniversitesi, ODTÜ Teknokent var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark İzmir var. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bilim Parkı var. Ege Üniversitesi var, Ege Teknopark. Pamukkale Üniversitesi var, Pamukkale Teknopark. Tabii bunlarla irtibat halindeyiz devamlı. Yani ODTÜ uzak gibi gözükebilir ama artık biliyorsunuz çok şey Zoom üzerinden online toplantılarla yapabilmekteyiz. Beraber aktiviteler yapabiliyoruz. Tabii genele düşündüğümüzde Türkiye'de şu an 72 tane teknoloji gelişim bölgesi var. Ve birbirine özellikle yakın olan teknoloji gelişim bölgeleri arasında devamlı surette bilgi alışverişi veya ortak programlar düzenlenebilmekte. Bunlardan en basit mesela TÜBİTAK 1512. Bu 1512 çağrılarında ortak çalışmalar söz konusu olabilmekte. Covid süreciyle artık bu işlemler daha uzak teknoloji gelişim bölge arasında da yapılabilmekte. Çünkü bu bize öğretti. Bu gerçekten ilginç bir süreç oldu. Şu an Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Gelişim Bölgesi yönetici şirketi Yaşar Üniversitesi Minerva Kuruçka Merkezi ile TÜBİTAK 1512 BİK desteği ön elemelerinde beraber çalışmakta. Daha sonra Yaşar Üniversitesi çatı kuruluşu Orta Doğu Üniversitesi ODTÜ Teknopark'ta kurulmuş. Farklı bir projeye daha girdi. Aynı şekilde 9 Eylül Üniversitesi ne olduğu üniversite İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ortak konsorsiyumu. Buna da ADU Teknokent yeni iştirak etmekte. Bunlarla ortak çalışmalar yapılmakta. İlerleyen zamanlarda tabii Ege Üniversitesi ve Pamuk Üniversitesi ile de belki ilerleyen zamanlarda TÜBİTAK, 1512 BİK çalışmaları yapılabilir. Bunları göreceğiz tabii. Çalışıyoruz.
Evet, ülke çapında network, ülke çapında ne var? Ülke çapında tabii bakanlıklar var. Ve teknoloji gelişim bölgeleri için en önemli bakanlıklardan bir tanesi de Milli Savunma Bakanlığı. Buradan proje çalışmaları yapılabilir, bu bakanlıklarla irtibata geçilebilir. Diğer finansal kaynak olarak düşündüğümüzde TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, patentleme çalışmalarındaki önemli kuruluşlardan bir tanesi. Diğer bir konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOB. Diğeri Teknoloji Gelişim Bölge Derneği. Bunlarla da devamlı network çalışmaları bağlamında çalışmalar yapıyoruz beraber. İşte özellikle eğitim konusunda devamlı aktivitelerimiz oluyor onlarla beraber. Bu aktiviteleri yapıyoruz ortak çalışmalarda. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi platformu, ÜSİP tabii çok eski bir kuruluş, köklü bir kuruluş. Bu kuruluşun da eğitimlerine katılıyoruz. Firmalarımızla iştirak ediyoruz. Bu kuruluşlar önemli. Yani farklı bağlantılar kurmak için bu kuruluşları kullanmak lazım. Zaten bunların irtibat telefonlarını kullanıyoruz, aramalar yapıyoruz, buralarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Her babda. Sonuç olarak ülke çapındaki network ağları genişletilebilir. Bunlar bazen hizmet verilen, bazen finansal destek alınan, bazen yapılan çalışmanın tescillenmesinde, bazen piyasanın ihtiyaçlarını kamu yönetimine duyurulmasında, şey gibi, devlet malzeme ofisi gibi kullanılacak araçlardır. Devamlı surette bu kuruluşlar takip edilmelidir. Özellikle üç önemli nokta unutulmamalıdır. Bunlar finansal destek, tedarik zinciri de olmak ve ihtiyaçları ilgili makamlara iletebilmek. Bunun için bu kuruluşların web sayfaları takip edilmeli veya bu kuruluşlara ziyaretler planlanmalıdır. İletişim her zaman sıkı tutulmalıdır bu kuruluşlarla. Diğer bir konu yurt dışı network. Tabii önemli bu da. Uluslararası kuruluşlar var. Özellikle bunlar finansal destek konusunda ilginç çalışmaları var. İşte Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik Alanları Birliği, International Association of Science Parks and Areas of Innovation, ISP dediğimiz kısaca. Uluslararası Üniversite Araştırma Parkları Birliği var. Creating Communities of Innovation, Association of University Research Parks Europe diye geçiyor. İngiliz Bilim Parkları Birliği vardı. United Kingdom Science Park Association, USPA diye yazılıyor kısaca. Finlandiya Bilim Parkları Birliği var. Tekel kısacası. Bunlarla ortak projeler yapmaya çalışmamız lazım. Ortak faaliyetler yapmaya çalışmamız lazım. İşbirlikleri kurmamız lazım. Çünkü bunların kendine ait proje destekleri de var. İnşallah ilerleyen süreçlerde bunlar da yaşanacak. Çalışılıyor, uğraşılıyor. Bu konularda mücadele veriliyor. İşte Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in projeleri buralarda olunmaya çalışılıyor. Böyle bir mücadele var. Tabii bu mücadeleler olmasının yanında teknoloji gelişim bölgemizin farklı yerlerde irtibat noktaları da var. Bunlar çok önemli. Hem o bölgedeki girişimcinin buraya getirilmesi veya buradaki girişimcinin oralara ulaşması bağında. İşte Kıbrıs'ta var, Kıbrıs Teknopark, Gazi Mausa Teknoloji Gelişim Bölgesi'nde. Burada işte Necdet Bey ile irtibat halindeyiz, yönetim kurulu başkanı. Victor Hugo var, gerçek kişi burada. Bu da Güney Afrika'da. Bir irtibat noktamız, iletişim kurmaya çalışıyoruz o bölgedeki girişimcilere. Yani amacımız buralara girişimcilerimize taşımak. Azerbaycan'da şu an bir sözleşme imzalama aşamasındayız. Azerbaycan'da bir şirketle irtibat noktası olarak belirledik. Bakalım inşallah ilerleyen süreçte bu da olduğunda orada da bir irtibat noktamız olacak. İnşallah Avrupa'nın en eski teknoparkı Fransa Sofya Antipolis Bilim Parkı mesela burada olmasını çok isteriz. İnşallah ilerleyen zamanda o da olacak. Sırayla Pakistan, farklı ülkelerde de irtibat noktaları kuracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bu husus, son husus aslında artık network kapsamında neler yapılabilir? Neler yapılmaktadır? Tabi burada önemli olan nokta şu, çevremizdeki tabii çalışma yapan, network konusunda direkt çalışma yapan mesela İzmir bir proje var. İzmir Network and Innovation Center. İzmir NİK diye geçiyor kısaca. Teknopark İzmir yürütücünü sürdüren Avrupa Birliği İPA kapsamında desteklenen İzmir Ağ Oluşturma Yenilik Merkezi. NİK İzmir Network and Innovation Center projesi. Teknopark İzmir'in yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı. Instrument for Production, Association IPA kapsamında desteklenen İzmir Network and Innovation Center NİK projesi çalışmaları sürdürülmekte. Bu proje konusunda hatta gelip bize bilgilendirme yapacaklardı. İlerleyen süreçte o da olur inşallah. Bu önemli bir network bağlantısı. Burayla çalışmalar yapılabilir. Diğeri tabii mesela şu an Türkiye'deki ünlü yeminli mali müşavirlerden Sayın Mehmet Çartekin Bey mesela buraya geldi.
Onun bilgilerini aktardık. Burada sorusu olanları Mehmet Bey'e aktardık. Oradan cevaplarını aldık. Muhasebe uygulamaları konusunda bölgede çalışan firmaların yürütme faaliyetlerini nasıl yaptığı konusunda bilgi alışverişi yaptık. Mesela çünkü zaten Mehmet Bey kendisi de yeminim hani müşavirlik yaparken Teknopark firmalarının da bu hizmeti vermekte. Uygulamada görülen hassas hususlarda kendisine işare yaptık. Yanlışlarımız varsa düzeltip doğrulara doğru gitmeye çalışıyoruz. Diğer bir husus mesela vergi dairesi başkanını çağırdık teknoloji gelişim bölgemize. Maliye alt birimleriyle irtibat kurularak firmaların birebir bu kurumlarla iletişimine yardımcı olunuyor. En son Aydın Vergi Dairesi Başkanı Sayın Cemil Müsevitoğlu Bey'in teşvikleriyle vergi uygulamaları konusunda faalet yapılarak firma ile buluşturuldu. Uygulamada görülen hassas hususlarda kendisi işaret edildi. Burada neler yapılabilir, neler edilebilir? Görüşmeler yapıldı. Güzel bir çalışma oldu. En son bir iştahat, tabii tam iştahatları konumuza bağdaştıramayabiliyoruz ama en azından burada işin mahkeme süreçlerinde neler yaşanabilir, neler gelebilir? Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Yani çünkü sonuçta yaptığımız her faaliyette hukuksal bir çalışma var. Bazen bu işler tam düzgün gitmeyebiliyor. Burada bir iştahat incelemesi yaptık. İştahat incelemesinin özünde şu var, özünde. Bir kişi icralık oluyor bankayla olan bir münasebetinde. Banka diyor ki işte fiyat belirliyor. Bankanın belirlemiş olduğu fiyatı işletme uygun görmüyor. Mahkemeye başvuruyor. Ama mahkemeye başvururken bir harç işlemi söz konusu oluyor. Bu harcın zamanında yatırılmadığından dolayı işte 3. Ceza Hukuk Mahkemesi Denizli'de davayı kesin karara bağlıyor. Diyor ki işte ilk verilen bedel geçerlidir diyor. Tabii bu sefer ilgili firma diyor ki yani sırf harç yatırmadık diye böyle bir şey uygun değil. Hemen usule göre üst mahkeme falan derken Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidiyor. Diyor ki işte bizim adil yargılanma hakkımız yerine getirilmedi. Yani harç yatırmadık diye mahkeme tekrar davayı görüşmeye almadı. Ve direkt kesin karara bağladı. Tabii Anayasa Mahkemesi diyor ki yani harç gibi bir konu hususunda böyle kesin karara bağlayamazsın. Gerekirse mahkeme kararıyla yatıracak bedeli belirlersin ve zaman içerisinde yatırtırırsın diyor. Mahkeme görüşmesi yapılmadan direkt karara bağlanmasını uygun görmüyor Anayasa Mahkemesi ve ihlal görüyor ve davayı tekrar görüşmeye açıyor. İşte yani böyle olaylar var. Sonuçta herkesin adil yargılanma hakkı var ve sırf harç yatırılmadı diye davanın kesin karara bağlanması uygun görülmemiş Anayasa Mahkemesi'nde. Bunlar sonuçta bir bilgidir. Yani mahkemeye erişim hakkını ihlal edenler ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar vermiş. Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiş. Böyle bir konu söz konusu. Evet, bu da içtihat incelememizdi. Konularımızı işledik. Kaynakçalarımız da bunlar. Buralardan inceleyip bakabilirsiniz. Sonuçta network konusunda bitirdik. Bir seri var. O seri içerisinde network konusunda bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.